Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz Aydın Efeler'den. Mehmet Aksoy fotografiden, dün fotoğrafçısı Sayın Mehmet Aksoy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, ben aslında düğün fotoğrafçısı değil de fotoğraf sanatçısı demek istiyorum. Fotoğraf benim için bir sanat, öyle görüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve Sayın Mehmet Aksoy kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak istiyoruz. Buyurun. Sağ olun. Aydın'dan geliyorum. Efeler ilçesinden. Kent meydanında ofisimiz var. 2005 yılında mesleğime başladım. 2005 yılından beri fotoğrafçıyım. Aynı zamanda iki çocuk babasıyım, Maşallah, Allah evliyim. bağışlasın. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu şekilde. Evet. Peki, 2005 yılında başladım dediniz. Oldukça zaman olmuş. Artık profesyonelce mesleğinizi yerine getirmektesiniz. Bir hikayesi var mı fotoğraf sanatçısı olmanızın, fotoğrafçılığa başlamanın? Bir hikayesi var mı? Aslında küçük bir hikayesi var. Dinleyelim. Şöyle söyleyeyim. Artık liseden mezun olduğum yıllardaydı. Ailemden anne ve babamın fotoğrafını çıkartmak için, işte telefondan baskı yaptırmak için gittiğim bir stüdyoda iş ilanını görüyorum çıkarken. Sonrasında aslında ilgi duyduğum bir meslek. Ve öyle mükemmel insanlar ki, iki ustam vardı. Ortak olarak halen daha devam ediyorlar. Buradan selamlarımı sunuyorum onlara. Biz de selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim ustalarınıza. Onlar sayesinde bu mesleğe başladım. Onlar sayesinde sevdim. Çok şükür ayında ekmeğimizi bu meslekten kazanıyoruz. Ne kadar da güzel bir tesadüf olmuş. Meslek sahibi olmuşsunuz değil mi bu tesadüfle birlikte? Evet. Ama mutlak surette içinizde o aşk Tabii olmasaydı ki. olmazdı. O başvuruda bile bulunmazdınız değil mi? Kesinlikle. O aşk varmış demek ki. Kesinlikle. Peki, fotoğrafçılık son yıllarda bilindiği üzere kendi içinde dallara ayrılmaya başladı. İşte düğün fotoğrafçılığı, doğum fotoğrafçılığı değil mi? Tabii ki Manzara birçok dala fotoğrafçılığı, ayrıldım. birçok alanları var. Siz düğün fotoğrafçılığını neden seçtiniz? Şimdi düğün fotoğrafçılığını seçme sebebim şöyle. Yaklaşık 7 yıllık bir kendi stüdyomu işletmişliğim, geçmişliğim var. Bu süreçte birçok dalı bir anda yürüttüğümüz için artık içerisinden kendime en çok elektrik aldığım bölümü seçmek istedim. Düğün fotoğrafçılığında genç çiftlerle uğraşmak çok güzel. Onlarla işte onların en güzel anlarına tanıklık etmek çok güzeldi. Yani onlarla güzel vakit geçirdiğime inanıyorum. Güzel yerlere gidiyoruz, farklı mekanları geziyoruz. Kendim de gezmeyi çok seviyorum. Yani dolayısıyla bu kısmı seçtim. Evet. O zaman biraz Aydın'dan bahsedelim. Aydın'daki düğün fotoğrafçılığından bahsedelim. Aydın Efeler Diyarı. Çok da güzel bir ilimizdir, değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Nasıl? Düğün fotoğrafçılığı nasıl gidiyor Aydın'da? Aydın'da düğün fotoğrafçılığı şöyle söyleyeyim. Son yıllarda yaklaşık 3-4 yıldan beri artık kendisini tamamen geliştiren fotoğrafçılarla dolu. Meslektaşlarım gayet iyi gidiyorlar. Aynı zamanda bu da şunun sebebi aslında. Çiftlerimiz artık çok bilinçliler. Aydın'da biz bilinçli çiftlerle çalışıyoruz. Aynı zamanda onlar işte hangi mekanlara gitmek istediklerini, nerelerde ne çekim yapmak istediklerini ve aynı zamanda gitmek istedikleri fotoğrafçının tarzını kafada oturtarak geldikleri için biz bu gibi kısımlarda hiç sıkıntı yaşamıyoruz, öyle söyleyeyim. Evet. Yani o yüzden Aydın'ın düğün fotoğrafçılığı şu anda gerekirse işte gerekse makine ekipman konusunda gerek teknoloji yakalama gerek eğitimler konusunda artık fotoğrafçılar kendilerini yeniliyorlar ve yenilediler, öyle söyleyeyim. Evet. 2005 yılı dediniz. 2005'ten 2017, 12 yıl değil mi? 12 yıldır. 12 yıl çok Evet. ciddi bir 12 yıldır. meslekte. Peki siz bir eğitim aldınız mı fotoğrafçılık üzerine? Evet. Ustalarınızın haricinde Tabii alma ki. gereği duydunuz mu? Tabii ki çeşitli eğitimlere katıldık. Yerli ve yabancı hocalarımız yılın belli aylarında işte sezon başında, sezon sonunda Türkiye'de eğitimler veriyorlar. Bunların birçoğuna katıldık. Bunlardan birçok sertifikalar aldık ama en önemlisi çok güzel tecrübeler edindik. Ama bunun yanı sıra tabii ki ben aynı zamanda çiftlerimden de bu soruyu çok fazla duymaya başladığım için artık
Bu yıl fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünü açıktan okumaya başladım. Öyle söyleyeyim aynı zamanda. Ne kadar güzel. Mesleğimin üniversitesinde okuyorum. Harika. Biz de başarılar diliyoruz. Çok teşekkür İşte ederim. Mesleği sevmek, az önce de söyledim ya, o aşk olmasa bunların hiçbiri olmaz, yapılmaz. Evet. Eğer ki bunun eğitimini de almak istiyorsanız gerçekten çok büyük bir aşk var. Yolunuz evet. Hep açık olsun diyoruz. Çok teşekkür Şimdi ederim. Verdiğiniz hizmetlere geçelim mi? Ne tür hizmetler Tabii veriyorsunuz? Ki. Şimdi düğün fotoğrafçısı dediğimiz için hani adı üstünde biz dış mekan çekimleri yapıyoruz. Aynı zamanda gelin damat takip çekimleri yapıyoruz. Gelin damat dediğimizde sadece işte düğün olarak algılanmasın. Biz aynı zamanda nişan çiftlerimizde de, sünnet ailelerimizde de çekimler yapıyoruz. Kına geceleri. Kına geceleri. Çok tabii vardır ki, değil mi bunun çok, içinde? Çok çok fazla. Yani biz bunu A'dan Z'ye hikaye şeklinde 3 gün yaşanan veya 2 gün yaşanan bir düğünün, bir cemiyetin şöyle söyleyeyim ortalama 3 dakikada izlendiğinde işte nasıl şeyler, o gün nasıl yaşanmış, tekrardan nasıl hatırlanır biz onların peşindeyiz öyle söyleyeyim. Yani bunu bir kısa film haline getiriyorsunuz aynı değil mi? Zamanda, bir ana haline tabii getiriyorsunuz. Tabii ki kısa film hazırlıyoruz. Bunları Hı-hı. fotoğraflarla da aynı şekilde hazırlıyoruz. Hı-hı. Yani o şekilde. Harika. Bir de bildiğim kadarıyla Aydın'ımızda düğünler çok da şaşalı, güzel olur değil Kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Uzun da sürer böyle Uzun da sürer. Yemekli falan işte bir gün, gelin ikinci alma törenlerimiz gün. Vesaire. Değil mi? Tabii ki kız evinde ayrı, işte damat evinde ayrı, ayrı ayrı yemeklerimiz olur. Aynı zamanda gelin alma törenlerimiz çok duygusal geçer. Çok biliyorum. Hı-hı. Denk geldim. Evet, denk geldim. Çok da güzel oluyor. Çok Ah güzel. işte o analar ağlamasalar değil mi? O analar ağladı mıydı? Gelinlerimiz de mahvoluyor. Ama elde değil. Ben de bir kız anasıyım. Kesin ben de ağlayacağım. Onu biliyorum. Evet, şimdi verdiğiniz hizmetleri detaylandırmamız gerekirse yaklaşık olarak çiftlerle bir haftalık bir süreç içerisinde sürekli bir arada oluyorsunuz. Evet. Ama bunun ne kadar öncesinde size ulaşmaları gerekiyor, randevu almaları Tabii ki. gerekiyor. Bunu da öğrenmek istiyoruz. Yani bazı çiftlerimiz aylar öncesinden bize ulaşıyorlar. Gelip randevularını alıyorlar. Biz sonrasında süreç çok uzun olursa çiftlerimizden tekrardan gelip küçük bir minik toplantı şeklinde bir araya gelmeyi talep ediyoruz. En azından çiftlerimizi tanımak bizim için çok önemli. Hı hı. Yani duygusal çiftlerle mi çalışacağız? Eğlenceli çiftlerle mi çalışacağız? Çiftim çılgın mı? Bunlar benim için çok önemli. Onların istediği pozları verebilmek adına öncesinde tekrardan görüşüyorum öyle söyleyeyim. Evet. Ama mutlak surette daha öncesinden randevuleşmeniz gerekiyor. Hı hı. Ve ille de düğün günü olmamalı değil mi o çekimler? Kesinlikle. Ya sonrasında ya öncesinde Kesinlikle. Olmalı değil mi? Evet. O gerginlik üstlerinde olmamalı evet. Yani gelinle damadımızın. O stresi yaşasınlar istemiyoruz. İşte yüz ifadelerine çok fazla yansıyor. Gülümsemeler ister istemez sahte olabiliyor. Veya günün en sıcak anına, işte en kötü ışık koşullu anına denk gelebilir. Evet. O yüzden biz farklı bir gün planlıyoruz. Düğünden bağımsız bir gün. O gün içerisinde sadece fotoğrafa ve videoya ayırıyoruz. En güzeli de o zaten. İşte düğüne ya da kınaya ya da nişana yetişme telaşı olmaksızın, oradaki misafirleri bekletme telaşı olmaksızın çok daha rahat bir şekilde poz verebilirler. Evet, doğrusu da bu zaten. Peki genelde hangi mekanları tercih ediyorlar çiftler? Çok güzel bir soru. Şöyle, biz Ege'de yaşadığımız için genelde Ege'li çiftlere hitap ediyoruz. Çiftlerimiz hep denizin etrafında büyüdükleri için muhakkak ki final pozlarını deniz kıyısında istiyorlar. Yani dolayısıyla biz güzergahımızı belirlerken deniz güzergahı olan bir yer seçiyoruz. Aydın ve çevresi, özellikle Ege bölgesi, tarihi yönden biliyorsunuz çok çok zengin bir yer. Dolayısıyla biz çiftin karakterine göre, kişiliğine göre, işte eğlenceli bir çiftse daha renkli mekanlara, işte daha çok duygusal bir çiftse ona göre farklı mekanlara, daha çok böyle tarihi mekanlara. Sonrasında yine finalde denizde olacak şekilde, gün batımımız olacak şekilde mekanlar tercih ediyoruz. Evet. Tabii bu arada Kuşadası vazgeçilmez mekanlardan biridir değil mi? Evet, kesinlikle. Hele ki deniz deyince. Kuşadası akla gelir. Mutlaka, Ege'de. Mutlaka. Peki, çekimlerin süresini nasıl planlıyorsunuz? Çekimlerin süresini şöyle, yani çiftimin bizden istediklerine göre düğün klibi istiyorlarsa birazcık daha fazla vakit ayırarak, İşte düğün klibi istenmiyorsa, sadece fotoğraf çekimi isteniyorsa, ışık koşullarının daha güzel olacağı şekilde. Mesela saat aralığını atıyorum 4 ile gün batımından sonra bir yarım saat sonrasına kadar gibi bir süreç planlayabiliyoruz.
Bazen video istenen durumlarda biraz daha erken planlıyoruz. Ve güzergahın kilometresi de çok önemli bizim için. Gideceğimiz noktalar. Mesela Çeşme Alaçatı ortalama Aydın'la 180-190 kilometre. Bayağı var. Tabii. Koylara da gittiğimizde ortalama 200 kilometreyi buluyor. 2-2,5 saatlik bir gidişte ve dönüşte toplam 400 kilometre yolumuz var. Biz buna göre daha öncesine çıkıyoruz. Bazı çiftlerim orada kalmayı tercih ediyorlar. O şekilde eğlenceli çekimler gerçekleşiyor. Evet, ne kadar güzel. Peki dış çekimlerinizde ekip olarak çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Ekipte kimler var? Kaç kişisiniz? Şimdi ekibimizde bizim artık işimiz tamamıyla ekip işine döndü. Yani tek başına bir makineyle alıp çekime çıkmak çok etik değil. Zaten istediğimiz neticeleri de alamıyoruz o zaman. İster istemez yanımızda hem ışık asistanımız hem de aynı zamanda yine fotoğrafçı asistanımız muhakkak ki oluyor. Yani 3 kişi bizim için ekstra bir durum yoksa 3 kişi ideal. 3 kişi ideal diyorsunuz. Şimdi Aydın ve çevresine hizmet veriyorsunuz. Hı hı. Ama olası bir durumda yine yakın çevreden, Ege bölgesinden olabilir ya da Mehmet Aksoy ile çalışmak isteyen bir çift. Farklı bir ilden, işte atıyorum İç Anadolu bölgesinden de talepte bulunabilir. Bu tür durumlarda gidebilme şansınız var mı? Tabii ki. Çiftin bizimle önceden irtibata geçmesi durumunda biz planlamamızı ona göre yapıyoruz. Ona göre yapabiliyoruz ve gidebiliyoruz, hizmetimizi taşıyabiliyoruz diyorsunuz. Bu arada drone çekimleri. Önce bir drone'yi açıklayın isterseniz. Sonrasında da düğün fotoğrafçılığına katkılarından bahsedelim. Tabii ki. Şimdi hava cihazlarının bizim işimize katkıları çok büyük. Yani özellikle sinema sektöründen tutun, sizin televizyon sektöründen birçok sektöre aslında faydası oldu. Ama şöyle söyleyeyim, bizim gözümüzle göremeyeceğimiz bir açıdan, farklı bir kadrajdan özgürce fotoğraflar ve videolar çekmemizi sağlıyor. Bunu küçük bir helikopter gibi düşünün. Yani bir drone'dan bahsediyoruz biz değil mi? Hava çekiminden bahsediyoruz bunda. Evet, muhteşem ve siz bir fotoğraf sanatçısı olarak bunu da çok büyük bir kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Evet. Bu da bir artı gerçekten bir fotoğraf sanatçısı için artı. Evet, dinliyoruz sizi. Yani şöyle söyleyeyim, son yıllarda çok çok çoğalmasıyla birlikte artıları olduğu kadar eksilerinin de olduğu bir cihaz bu. O yüzden sivil havacılık tarafından bu zaten kayıtlar altına alındı şu anda. Aynı zamanda biz bunun ticari ehliyetlerini de aldık. Gerekli kullanım yetki belgemizle. Aynı zamanda klipte kullanılması istenirse çok güzel akıcı sahnelerde, yani birkaç sahnede olsa akıcı özgür sahneler yaratıyor. Onun haricinde fotoğraflarda da yine alamayacağımız açılardan, göremeyeceğimiz bakış açılarından yine bize katkı sağlıyor. Evet, gerçekten de öyle. Drone'un bu alana katmış olduğu çok büyük özellikler var diyebiliyoruz. Bunların dışında şimdi vermiş olduğunuz hizmetleri tekrar bir detaylandırmamız gerekirse, malumunuz artık sadece fotoğrafı çekmek değil, o fotoğrafı sunmak, o slaytları, o filmleri sunmak da apayrı bir sektör haline geldi. Ve bu sektörün içerisinde kaynana albümleri var. Kesinlikle. Kesinlikle aile albümlerimiz. Aile albümleri var. Kaynana albümü olarak geçiyor. Şimdi albüm setlerimizde aileleri de unutmuyoruz. Kesinlikle. Büyük albümlerimizin yanında onlardan biraz daha küçük, aynı çekilen fotoğraflardan basılmış şekilde ailelerimize de birer tane gönderiyoruz. Bunların yanı sıra cep albümümüz bile geliyor yanında. Albümlerimizin şık birer kutusu oluyor. Büyük ebat fotoğraflarımız yerlerini artık tamamıyla kanvaslara, tuval tablolara bıraktı. Bu şekilde yani dolu dolu paketler. Evet. Çiftlerimizi bekliyor. Bekliyor. Tam olarak bir paket halinde çalışıyoruz diyorsunuz. Kesinlikle. Hele o tablolar benim çok hoşuma gidiyor. Eğer ki çekimler düğün öncesinde yapılmışsa, işte düğün salonuna girmeden mutlaka böyle o tablolarla karşılaşıyoruz. Ne kadar da şık duruyor değil mi? Çok şık duruyor kesinlikle. Gerçekten kesinlikle. Çok güzel duruyor. Peki dış çekimler yapıyorsunuz ama bunların haricinde çift dedi ki biz dış çekim istemiyoruz. Düğün günümüzde genelde çünkü Aydın'da işte böyle çevresinde kır düğünleri falan da çok meşhurdur ya. Çok meşhur evet. Değil mi? İstiyoruz ki düğün günümüzde olsun bu çekimler. Evet. Var mı böyle bir olanak? Düğün günü çekim yaptığımız çiftlerimiz de var tabii ki. Şimdi biz paketler anlamında her bütçeye hitaben farklı paketlerimizi hazırladık. Çiftim derse ki hem düğün gününde çekim yapalım. Hem de aynı zamanda biz o düğünün işte hikayesini oluşturalım.
Harika. Biz onu video olarak da oluşturuyoruz, fotoğraf olarak da. Yani bize ayırmak istediği süre ve bütçe kadarıyla biz onlara en güzel şekilde elimizden geldiğince her şeyi yapıyoruz diyorsunuz. Çiftleri memnun etmek Ege'de bizim işimiz, bizim işimiz diyorsunuz. Kesinlikle. Fotoğraf konusunda. Kesinlikle. Harika. Peki bu arada tabii bir de kayıt dışı fotoğrafçılar var. Maalesef. Ve dolayısıyla haksız rekabet, dengesiz fiyat politikası bunlar da ortaya çıkıyor. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi her meslek grubunda olduğu gibi bizim mesleğimizin içerisinde de bizim ilimizde özellikle onlarca arkadaşımız bu şekilde çalışıyor. Muhakkak bütün illerde aynı sıkıntı vardır aslında. Bunların benim görüşüm yani fiyat konusunda düzene sokulması için bizim bağlı bulunduğumuz odalar ve kuruluşlar tarafından kayıt altına alınmaları gerekiyor kesinlikle. Sonrasında zaten fiyat kısmı düzelecektir kendi kendine, öyle düşünüyorum. Evet. Evet, şimdi en önemli sorumuz. Kısaca alacağız bunu. Geleceğe dair planlarınız, hedefleriniz nelerdir? Evet. Çok güzel bir soru oldu öncelikle. Bunun kısa bir cevabı var. Ben mesleğimden gerçekten çok büyük hani zevk duyuyorum, çok büyük aşk duyuyorum mesleğime karşı. Yani hem güzel bir isimle anılmak, yani kendi ismimle çıktığım bu yolda Mehmet Aksoy dendiğinde işte bir fotoğrafçı, güzel bir fotoğrafçı, güzel bir düğün fotoğrafçısı olarak anılmak. Yani Türkiye genelinde de bu bilinirliğe sahip olmak istiyorum. İnşallah diyoruz İnşallah. Biz de. Yolunuz hep açık olsun Sağ olun. Diyoruz. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza diyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Mehmet Aksoy fotografiden düğün fotoğrafçısı Sayın Mehmet Aksoy'u ağırladık. Hoşçakalın.